Günaydın gençler. Hadi bakalım bir yola. Bir vlog daha başlayalım. Nereye? Kim nerede? Birazdan bakacağız bakalım. Ops. Tamamdır. Kemeri de takalım. Eyvah eyvah. Dağıttık gene ortalığı. Başkan ne yapıyorsun ya? İyidir ya. Uyuyoruz sabah sabah. Sabah erken çıkılır yola. Hadi bakalım. Bu da Trakya turu gibi bir şey olsun. Gençler burası Babaeski. Çıktık şimdi böyle size. Gösterin dediniz ya, nerede yaşıyorsun, nerelerde. Topluca artık bütün ilçeleri bugün bir turlayacağız. Böyle çekeriz. Burası Babaeski. İsminin sonuyla bayağı ilgili şakalar, troller yapılıyor ama pek fazla takılmayın oralara. Babanın neyi falan filan. Çok fazla. O da Babaeski'li vatandaşlar. İşte çok fazla bir esprisi yok. Sadece bu caddesi var değil mi? Evet. Başka da bir şeyi yok. Yani bu suyu. İnsanları çektin mi? Çektik tabi. Trakya'nın insanı çekeceksin. Çekmezsen kızarlarız ona. Evet. Bak çetin kırtasiye var orada. Kırtasiye. Reklam mı aldın çetin kırtasiyeden? Evet. Aa bunu yeni yapmışlar dayı. Şunu yeni yapmışlar. Bu bayağı güzel. Evet. Bayağı da dayı oturmuşlar çeşmeye. Emi buranın sahibi. Korkuyor da oynar ama elini otursan daha iyi olur bence hepimiz. Bahsetti mi Alpullu şeker fabrikası? Bu artık müze oldu galiba. Eskiden o Alpullu yapan bu şeker fabrikasıydı. Şimdi artık herhangi bir OHAL durumunda bu kadar ağır sanayi sınıra yakın bulunmasın diye ne yapılıyor? Kapatılıyor. İşte bu da Trakya'mızın güzel bir ilçesi Alpullu. TCDD'yi eskiden kullananlar bilirler. Bu da İstanbul seyahat hız düşmanı. Ayrıboğulları merkezi. Aynen. Malkara, Keşan, HOPPALA, PAŞAM demeden önce nerede? Az önce Alpullu'daydık, şimdi Hayrabolu. Oo, dayım çok atardı. Motora bak motora. Dursana baba dayı. Şu mu merkezi? Buralar mı? Merkezi buracağım. Ama insanların ayırıyor, bu ayrı bir dava. Yok mu şey böyle şadırvan madırvan? Heykeli şekili şukunlu. Belki olabilir de. Angara devam et. Belki olabilir de. O dayımın tipi gördün mü? Bunlar çingene mi? Ayrıboğulları çingene mi? Tabii canım. Tövbe estağfurullah, şimdi bizi Ayrıboğulları bizi gitsin. Esmer vatandaşlarımız. İyi ya öyle de. Bence de. Şimdi bir daha 101 ağacı ne zaman olması lazım? Oo. Tamam, Mustafa Kemal Atatürk bir tane gördük. Güzel. Kapat kapını da geçelim öküz. Adam kapıyı sökecek maşallah. Hepsi akşamdan kalma gibi yürüyor. Niye böyle? Trakyalı. Vallahi hepsi demeyelim akşamdan. De, Hayrabolu diyelim. Akşamdan kalma gibi yürüyor. Akşama kalmışlar zaten. Sanki yolu bak dayı yolu sen mi yaptın? Evet. 22. Şuradan bir yerden sola olur bana. Hiçbiri bulamadım ben. Şurada market var. Yine duracağız. Ay, vallahi ya. Şimdi buradan sonra Malkara'ya gidiyoruz değil mi? Evet. Birazdan Malkara Paşam. Yok Malkara Keşan Hoppala Paşam diyeceğiz. Evet. Öyle yapacağız zaten. Ata bak maşallah. Ata. Bu İstanbul'da yasaklandı diye biliyorum. Atmıyor. Yani şehir içi trafiğe girmesi yasak. Otogar olacak. Otogar. Malkara Keşan Hoppala Paşam. Bakalım Malkara nasılmış? Şimdi Malkara merkezindeyiz. Niye biz böyle çıktık geziyoruz? Babaeski, Alpullu, Malkara birazdan söyleyeceğim gençler. Yakında da bildiğiniz gibi ne var? Kurban Bayramı var. Şimdi Edirne'nin köylerinde de hayvancılık zaten bayağı gelişmiş bir sektör. Eşiktaş bayrağı ama ya. Ha, bunlar şampiyon olmuşlar değil mi? Burası da merkezi. Otogarı solda, camisi solda. Tamam. Başka da bir esprisi yok gibi. Yok. Burası Tekirdağ'a bağlı değil mi? Evet. Tekirdağ Belediyesi. Bu askerlerin girişi niye böyle? Arabayla slalom yapıyoruz. Eyvah! Eyvah! Beyler böyle başladık Trakya'nın ilçelerini gezmeye. Neden biz böyle geziyoruz askeri kışlaları diye soracak olursanız, bizim Twitch kanalımızdaki sponsorumuz da bunu biliyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bunun amacıyla yapılması gereken bir hayır işi var. Askeriye belli bir miktar koç, dana falan bağışlamak isteyen bazı iş adamları varmış. Onun projesiyle ilgileniyoruz. İşte öyle. Bugün böyle gezeceğiz. Malkara, Babaeski, Alpullu. Bu amaçla. Yoksa tabii Kurban Bayramı yaklaşıyor. Siz de hazırlıklarınızı yapın. Kurban kesecek olanlar. Tabii genç arkadaşlarımız harçlıkları kopartın. Oyunlar, indirimler geliyor. Bizim de çekilişlerimiz var. Haberiniz vardır. Güzel. Benim için de değişiklik oldu. Şurada bir şey gördüm. Öyle dikkatimi çekti ki bak o hızlı süratli gidenler. Bak şimdi bak ne hale dönüyorsun eğer. Soldan sağ, sağdan sol yama yapanlara bak şimdi bir şey göstereceğim. Bak bildiğin arabanın turşuya dönmesi demek bu. Bu kaç yıl, 25 yıl önce bir trafik kazasında iki aracın nasıl birbirine girdiğini gösteriyor. Bunun tarihi yazıyordu bir yerde ama şimdi kaldırmışlar. Hangi kazadan dolayı böyle nasıl bu hale gelmiş iki araç. Üst üste binmişler. Yani beyler trafik kurallarına uymak gerekiyor ya. Küçük de olsanız bazen kullanırken detayları kaçırmamanız gerekiyor. Bence. Şu eski motor falan ne olmuş? Bunu gitmiş. Bu ne böyle ya? Bu kar mekanik simülatör vardı. Böyle değildi tabii motor. Eyvah eyvah. Maşallah. Hurdaya gider bu. Hurdalık olmuş. Malkara, Keşan, Hoppala, PAŞAM. Keşan'a geldik. Şimdi size neden böyle bir şey dediklerini anlatayım. İşte bu gördüğünüz arkadaş otostopçu. Dikkat edin, otostop çekmeyin. Bizim gibi iyi niyetli, kötü niyetli insanlara denk gelirseniz aman Allah. Şimdi hikayesini anlatalım. Bildiğiniz gibi Malkara Tekirdağ'ın ilçesi, Keşan'da Edirne'nin ilçesi. Zamanı vaktinde 60'lı 70'li yıllarda buranın gençleri hani bu sağcı solcu zamanları, kavgalar olduğu zamanda ne oluyor? Hani bir köyün horozu başka bir köyün horozuna, tavuğuna yan gözle bakamıyor ya, olay oradan geliyor. Malkara, Keşan, hoppala, paşam, dur bakalım nereye geldin? Bu horoz benim, bu tavuk benim. Senin horoz benim tavuğa, benim neyse oraları bırakalım. Olay oradan geliyor. İki farklı il sınırlarında olduğu için Trakya'ya özgü bir söz olarak yerleşiyor. Malkara, Keşan, hoppala, paşam. Senin koyunun, senin horozun, tavuğun bizim çöplükte ötmez diye. Olay oradan geliyor. Şimdi nereye geldik? Tekirdağ'a geldik. Ne için? Ses sistemini daha kaliteli bir şekilde Twitch yayınlara vermek için. Bir bakalım aradığımız bir şey var. 12 yıllık yayıncısın. Bana laf atıyorsun. Ben 2 aydır bu işlerdeyim. Haddini bil. 2 aydır bu işlerdeyim. Sen 12 yıldır yayın yapıyorsun. Ses kaliten tabii iyi olacak. Ama sen görürsün. Ben 1 yıl sonra senin kalitenin üstüne çıkış yaparsam görüşürük la. Görüşürük. Beklerim paşam. Malkara, Keşan. Bahsettiğimiz olay bu. Evet. Elimi çekeyim. Sesin daha iyi. Evet. Yani, Eko'yu kesiyor. Eko'yu kesecek iyi. Bundan alırız biz de o zaman ya. ZT tayfasını. Neden almayalım? Tabii ki de alacağız. Bundan kaç metrekare? 80-90 metrekare gider herhalde. Oha evet. Kaç 4 metrekare yerim var orada. Güzel, bundan yaptırırız ya. Evet. Ses tamam, ışık da önemli. Evet. Bana ikinci oynar başlı lazım da bunlar çok vasat ya. Yok, biz yine internetten bakacağız. Tipi bile güzeldi şunu. Bu oynar başlı ama tipi güzeldi. Bu ne? Yok. LED ışıklardan yapabilir miyiz bizim oraya? Yaparız. Arka paneli. Yaparız. O ne güzelmiş, düğün salonu gibi. Maşallah maşallah. Tamam mı? Tamam, bakacağımıza baktık. Ses, ışık baktık. Sesi başka yerden halledeceğiz. Tamam mı? Renk olarak baksaydın orada renklere. Hangisi rengi baktın sen? Renk olarak sen şey yap. Ben daha ucuza getirdim İstanbul'dan sana ucuza. Vay 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 vay. Vay 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 vay. 5 metresi 50 metre. Küçük koltuk masası var mı? Yok değil mi? Küçük koltuk. Gençler, günlük vlogumuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bugün ne yaptık? İlçeleri gezdik. Malkara, Keşan, Hoppala, PAŞAM konvoylarda, Twitch'te dediğimiz olayı anlattık. Gezdik, ses panellerine baktık vesaire derken yine Edirne'ye döndük. Birazdan ne olacak? Yayınımızı yine başlatacağız. Her akşam canlı yayınlarla Twitch'teyiz. Kaçırmayın. Çekilişlerimiz var. Onlara da katılabilirsiniz. Buraya fiyata bir bakış için geldik. Bahsettiğim gibi bizim sponsorumuz, Twitch'teki sponsorumuz. Kendisi güzel bir kampanya, Mehmetçi'ye güzel bir kampanyaya dahil olacak. Biz de destek için bu vlogu çekmeye karar aldık. Görüşmek üzere, takipte kalın. Bence en kısa zamanda güzel sürprizler sizleri bekliyor. Takipte kalın gençler.